Beyefendiler, hepinizi bu mübarek bayram gününde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Dün geldik Akçak Hoca'ya, söz verdiğimiz gibi sel felaketinin ağırlıklı olarak yaşandığı bölgeleri, köyleri hep birlikte milletvekillerimiz Ayşe Hanım, Ümit Bey, Bari Bey, Düzce Belediye Başkanımız Faruk Bey, yine Akçak Hoca Belediye Başkanımız ve diğer ilçe belediye başkanlarımızla dolaştık. Vatandaşlarla bayramlaştık, hasbihal ettik, dertlerini dinledik ve bugün de 31 Mart seçimlerinde bayrağı devralan, görevi devralan değerli belediye başkanımızla hayırlı olsun ziyaretimizi yapıyoruz ve bundan sonra da müsaade isteyeceğiz. Yola devam. Durmak yok, yola devam. Tabii ki bu felaket hakikaten tahminlerin ötesinde büyük bir felaket. Ancak olayın olduğu andan itibaren yerel yöneticilerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, valimiz, vekillerimiz çok hızlı hareket etmek suretiyle felaketin boyutlarının büyümesinin önüne geçmişlerdi. Olağanüstü gayretle çalışmışlardır. Kendilerine, bizler adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. O gece 4 saat içerisinde daha selin şiddetini arttırdığı saatlerde 240 vatandaşımız havadan helikopter operasyonuyla kurtarılmış ve büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Büyük devlet vatandaşının sıkıntıda olduğunda yanında olan devlet. Ülkemizde gurur duyalım. Türkiye büyük bir ülkedir. Bu millet asil bir millettir. Bu milletin büyüklüğünü 15 Temmuz gecesi gördü. Bizi alçaklara teslim etmedi. Cumhurbaşkanlığı alçaklara teslim etmedi. Dimdik durdunuz. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz. Ezanlarımızı dindirtmediniz. Demokrasimizi yaşattınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum bu mübarek günde. Vatanın birliği, milletin beraberliği, kardeşliği için gece gündüz görev yapan tüm kahraman güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, Düzce her yönüyle mükemmel bir ilimiz. Bereketli toprakları, yeşili, denizi iç içe olan Türkiye'nin merkezinde cennetten bir köşe. Böyle bir ülkede kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde yaşamak hepimizin hakkı. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zarar vermeye çalışanlara en büyük karşılığı yine bir olarak, beraber olarak, iri olarak, diri olarak, birlikte Türkiye olarak biz vereceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber ülkemizi ve bölgemizi her türlü felaketten korumanın gayretinde olacağız. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak biz ilk olarak anayasa değişikliği yaptık. O zaman başbakan sistem değişikliğiyle başkanlık sistemine geçtik ve şimdi başkanlık sistemi yürütüyoruz. O dönemde de önce memleket sonra partim diyen Sayın Devlet Bahçeli'den büyük bir işbirliği, güzel bir çalışmayı gerçekleştirdik ve referandum sonucu sistem değişikliği yapılmış oldu. Geçtiğimiz yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı olarak birçok ilimizle birlikte çalıştık, gayret ettik. Değerli kardeşlerim, bizim kimseyle bir problemimiz yok. Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize, milletimize sorunu olmayanın bizimle de sorunu olur. Bu Cumhur İttifakı'nı yaparken tek hassasiyetimiz vardı. Bölücülere alan açmamak, bölücülere katiyen yakınımıza yaklaştırmak. Seçim kaybetmek pahasına da olsun biz bu konuda duruşumuz neyse onu gerçekleştirdik. Değerli kardeşlerim, inşallah önümüzde 2023 hedeflerimiz var. 2023'e, yerel yönetimlerde 2024'e kadar. Artık daha fazla hizmet yapma zamanı, daha fazla yargı reformu, ekonomiyle ilgili çok daha yoğun çalışma zamanıdır. Millet artık seçimlerden yoruldu, mitinglerden de yoruldu. Bundan sonra daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Milletimizin yüzünü güldürecek işleri inşallah
bir yandan meclisimiz, bir yandan hükümetimiz yapmak suretiyle halkımızın hak ettiği imkanları, geleceği hep birlikte hazırlayacağız. Buna hiçbir tereddütümüz yok. Biz çok büyük zorlukları aşa aşa bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı şekilde dayanışmayla her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Ben bu duygularla tekrar geçmiş olsun diyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Belediye başkanlarımıza da, tüm belediye başkanlarımıza da görevlerinde tüm başarılar diliyorum. Sağ olun. Var olun, bize gösterdiğiniz